Eğitim haftasından mutlu günler sevgili seyirciler. Bu hafta yine kıymetli bir ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Topdemir hocamız stüdyomuzda efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Eksik olmayın. Efendim e, malumunuz eğitimin önemini vurgulamak boynumuzun borcu ve siz e, 30 yıllık eğitimci evet. olarak da eğitime dair sorunları tüm açık yüreklilikle konuşacağımız ve çözüm önerileriyle, isabetli çözüm önerileriyle hem bize hem ilgili birimlere yol gösterecek kıymetli bir isimsiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli hocam artık ilk yarı yıl tatilinin üniversiteler hariç sonundayız. Malumunuz bazı evet, evet. okullar açılacak. Evet. Üniversite eğitiminde tabii ki e, ay başı itibariyle eğitime kalındığı yerden devam edilecek. Öncelikle eğitim atlasımızı bir ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Eğitim atlasımızın güncel tablosu size göre nedir? Analizleriniz neler olacak? Evet efendim e, teşekkür ederim. Sonuç itibarıyla eğitim okul e, bizim vazgeçilmezlerimizden e, biridir. Dolayısıyla eğitimsiz hayat olmuyor. Şimdi eğitim tablosuna baktığımız zaman şu anda meteoroloji, kar, kış, yağmur, çamur var. Sonuç itibariyle bunlar da genel olarak gençlerin, çocuklarımızın, velilerin yaşam koşullarını biraz tabii ki etkileyecek haliyle performanslarını biraz düşürecek. Ama öğrencilerimiz, çocuklarımız iki haftalık bir tatil, dinlenme, gezme, değerlendirme, internet, Atari bilmediğimiz çok nice oyunlara girdiler. Tabii. Doya doya... E, eğlendiler. Burada ne yapacaklar gençler? Efendim e, reklam arası bitti. Hı. Reklamlar bitti. Şimdi normal eğitim öğretimimize yavaş yavaş ısına ısına başlayacağız. Yani e, ikinci dönem bahar dönemidir. Bahar dönemi daha aydınlık, daha müjdeleyici bir sezon olacağı için gençlerimiz, çocuklarımız... Ee, bu şartlar içerisinde iyi bir eğitim olacaklarına inanıyorum. Hiç. En azından bir değerlendirme yaptılar. Değerlendirmelerde hani tüccarlar e, ne kazandık, ne kaybettik, e, artımız ne, eksimiz ne. İnsan boş olunca kendine vakit ayırınca bu sefer muhasebe yapıyor. Evet. Ne muhasebesi? Kazanımlarımız nedir, kaybettiklerimiz nelerdir? Hı hı. Öğrencilerimiz de velilerle, velileriyle beraber, anne babalarıyla beraber güzel bir değerlendirme yaptıklarına inanıyorum bu şartlar içerisinde ve tabloyu e, pozitif olumlu bir tablo ortaya koyacaklarına e, e, şey yapmak lazım e, inanmak lazım e, yani e, başarmak için bir yol vardır İnanmak, inanmak başarmaktır. Evet. Onun için ana fikrimiz şimdiden bu olsun yani biz e, bizim artılarımız oldu eksilerimiz oldu kırık notlarımız oldu şu oldu bu oldu İşte baba diyor oğlum e, teşekkür olmuşsun. Ben e, pe takdirle geldim, seni teşekkür <laughs> aldım. Biz de diyoruz ki o zaman şeye e, velilere, annelere, babalara e, teşekkür aldı çocuk, güzel veya zayıf aldı diyelim, Hı -hı. zayıf aldı, zayıfı orta yapar, ortayı da iyi yapar, iyi de Peki Dolayısıyla ne yapar, Sonuç itibarıyla ikinci dönem de var, Hı -hı. bu ikinci dönem daha iyi de kullanırız, performansımızı ona göre e, yapar. Hı -hı. Genç insanlar, delikanlı zindi insanlar biz yaş itibarıyla belki bir şeyi iki sefer, üç sefer okuduğumuzda anlıyoruz. Bu gençler lep demedim, leblebiyi anlayan insanlar. Dolayısıyla bu konuda e, tablo gayet güzel. Tabloyu Kesinlikle. şey yapmamak lazım. Yani böyle ümitsiz, ne olur ne biter. Kesinlikle motivasyonumuz her zaman dinç, zinde olacak ki e, başarıyı elde edelim. Şimdi zaten bu karnelerde ya da derslerde bir zayıflık olması durumunda anneler, babalar elbette çocukların iyiliğini istiyorlar ama bazen yaptıkları davranışlar, söylemleriyle aslında çocuğu başarısızlığa ittiklerinin farkına varmaları lazım. Çocuklarımıza güvenmemiz lazım. Tabii. Bu Tabii. önemli bir şey. Zayıf olur. Hepimiz Hı -hı. bunu yaşadık. Evet. Biz şahsen çamaşır suyuyla çok aşırı neşir olurduk. Karne döneminde. <laughs> o tarihleri hatırlarsınız muhtemelen. Ee, şimdi ee, bu ilk Bölümde bu ilk soruda aslında biz eğitim öğretim sistemimizde ilk yarı nasıl geçti? Buna bir ışık tutmak evet. istedik, projeksiyon tutmak istedik. Size göre pandemi sürecinin de artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz e yani, yani. inşallah. Tabii tabii inşallah. Ee, bu ilk yarı, yıl, yarı yılda bir kayıp var mı size göre ve evden eğitim, uzaktan eğitimden sonra geçilmiş yüz yüze eğitim. Hı -hı bir aksaklık oldu mu? Problemler ya, oldu mu? Ya tabii ki e, her yerde e, ufak tefek arızalar eksiklikler olmakla beraber hı hı. zararın neresinden dönülürse kardır anlayışıyla hı hı. bu korona pandemi vesaire e, insanların elinde olan bir şey değil, oluşan bir şey Haliyle e ufak tefek eksiklik oldu. Örneğin e, bir ailede e, üç öğrenci varsa ve bir bilgisayar varsa bu öğrencilerin de dersleri aynı saatlerde aynı günde ise tabii ki çakışmalar oluyor. Peki tabii ki sıkıntılar oldu. Misafir gelecek gelemedi. E, herkesin ayrı ayrı odası yok. Hayat eve bazen sığıyor, bazen sığmıyor. Zengin olanlar durumu çok iyi olanların efendim odaları geniş geniş. Fakir fukaranın da evi dar. Efendim şimdi her şey o güzel, bu güzel, o iyi dersek diyecekler Hatta, Ramazan evet. Hoca kafayı mı şey yaptı, nerede başka bir uzayda, gezegende mi yaşıyor derler o zaman. Evet. Bir realiteyi de yaşadığımız evet. bir şey, realiteyi de yaşamak lazım. Bakın ben 1986'da öğretmenlik yapıyordum. Hı hı. İlkokulda bir dağın köyünde kar var, kurt sesleri var bu şekilde bir öğretmenlik yaparken 5 sınıf o zaman ilkokul 5 sınıf 1, 2, 3, 4, 5 bir sınıfta yani. yeni liseyi bitirmişim. Tek öğretmen benim. Doşmanda ben kalıyorum. Başka kalan yok. Birinci sınıflar, ikinci sınıflar 3-4-5 öğrenci geliyor. Hepsi böyle cıvıl cıvıl çocuklar. Gözleri e, zeka fışkırıyor. E, birinci sınıflar yazın Ödeviniz ikinci sıfla şunu yazın, ile şunu yazın, dörtler şunu yazın, beşlüle şunu yazın diyorum. Bu şekilde bir e, dönemi, bir yılı beraber geçirdik bu gençlerle, bu çocuklarla. Onların da yaşamlarında aksaklıklar oldu, sıkıntılar oldu, mağduriyetleri oldu, kardı, kıştı. Haliyle her zaman olur. Yani e, sıkıntılar var ekonomik sıkıntılar var, şu olur, bu olur. Ona rağmen, ona rağmen önemli olan çok zayiat vermeden, çok kırık kırık dökütmeden, çok dağıtmadan toparlayabilmeyi bilmek gerekir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. bu sözlerinizden yola çıkarak birazdan size mutlu aile ve çocuğun eğitimdeki eğitimin olan yansıması diye bir soru yöneltebilirim. Ama önce şunu sormak evet. istiyorum kıymetli hocam. Şimdi ilk yarı yıl bitti. Evet. İkinci yarı yarıla başlıyoruz Allah'ın izniyle. Tamam. İkinci yarı yılda yarı yılda nasıl bir eğitim, öğretim programı uygulanmalı size göre? Efendim şimdi öğrenci modeli burada önemli. Öğrenci mod, e, modelleri bir, e, erteleyen öğrenci var. Evet. Derslerimizi efendim erteleyelim. İki, e, sabredelim. Hı hı. Üç, acele edelim diye üç tane öğrenci tipi var. Şimdi e, ertelemek tembellerin işi. bunu evet. erteleriz, erteleriz, erteleriz. Derslerimizi birikir, birikir. Sınav günü geldiği zaman çoğallar. Öyle. Bu bu şekilde birinci bir yöntem. İkinci yöntem de e, sabır. Sabırlı olalım. Sabırla, azimle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş basamak basamak gideriz. Günü gününe dersimizi çalışırız. Bir saat, iki saat günde çalıştık mı güzel bilgilerimizi sınavlarda kullanırız. Ve evet. bu, bu şekilde bir e, yöntem uygularız. O yüzden öğrencilerimizin yapacağı şey bazı alışkanlıklarını bıraksınlar. Ertelemeyi yapmasınlar, tembellik yapmasınlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. Eee atasözü var. E, biz e, e, bize akıl devre öğretmesinler. Kendileri işini yapsınlar ki ki e, mayıs gelecek, yaz ayı gelecek. Bunlar karnelerini alacaklar köyüne giden, köye ne gidecek, gezmesine giden, gezmesine deniz, kum, ormanlık alan gezme, park, ödül bu da var yani. Bunun için bunu düşünerek şimdiden e, ikinci dönemi havalarda ısınıyor, karkış da evet. yok, böyle bir bahanemiz de yok. E, bu sefer diyeceksiniz ki Nisan, Mayıs geldi. Bu sefer gezme havası başladı. Yani biraz oradan kısacağız, biraz buradan kısacağız. Yani ne veliler zarar etsin ne çocuk etsin. Orta bir yol bularak böyle gençler zekalarını bir kısmını eğitime, bir kısmını gezmeye, bir kısmını özel hobilerine, zevklerine ayırarak bu şekilde bir şey içerisinde birlik bütünlük içerisinde gitmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimizin de, velilerimizin de bir sistemi oturtmalarında fayda var. Kesinlikle. Plan pro, program konusunda azimle azimli olmaları gerekiyor ki ee, ama burada diyeceksiniz ki ben azimliyim ama hı hı. arkadaşım değil. Ee, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye e, bir e, söz var. İs'in yanında duran is, mis'in yanında duran mis olur der atalar. Hı hı. E, kör ile yataşlaştı kalkar diye bir atasözü var. O zaman buradaki problem şu, e, kötü arkadaş. Hı hı. Kötü arkadaş dediğimiz etkileniyor. Ya boş ver ya okuduk ne, ne olduk, İşte şu öğrenci birinci oldu... Gitti mülakata elendi. Şu öğrenci kaçıncı oldu? Okuyoruz diyor. Basında, yayında ne gerek var bu kadar yorulmaya diyen, e, algıyı zayıflatan e, arkadaşlar da vardır. O arkadaşların etkisinde kalmamak gerekiyor. Kaldığı zaman maalesef e, biz de olumlu düşünen de olumsuz düşünüyor. Bunun için e, mümkün mertebe kendi kişiliğimizi ortaya koyabilme başarısını gösterelim. Bakın e, Murat Bey, kişilik kişilik önemli. Bakın bir sayısı bu bir sayısına baktığımız zaman bu biri kişilik olarak algılarsak bir. Evet. Yanına bakın yanına sıfır, sıfır 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 koyduğumuz zaman yani biri e, arttıran nedir? Bu sıfırlardır. Hı hı. Ama kişilik nedir? Bir sayısını kişilik dersek. Diyesi Sıfırlarda ne yapar? E, kişiliği güçlendirir. Ama bu e, biri bakın bu biri çarpı attım bire. Bakın efendim bir ve çarpı attık. Sıfırların bir etkisi var mı sayısal olarak yok sıfır sıfır elde var sıfır 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 hı hı. olumsuz sıfır sıfır dersler sıfır ama bakın kişilik bir bire eklemeler yapılabilir o yüzden öğrencinin öğrencinin bir kişiliği olacak Kesinlikle. anne babanın kişiliği farklı çocuğun farklı öğretmenin farklı ama e, çocuk e, çocuğa e, ne yapacağız bir kişilik kazandırmamız gerekiyor. Kim kazandıracak ee, anne baba ve e, öğretmen kazandıracak. Evet. Aksi takdirde kişiliği olmayan bir kişinin olmayanın hiçbir e, karşılığı olmayacak. Dolayısıyla burada bakın e, etkilenmeler Hı -hı. de kişiliği oluşturuyor. E, i̇ki e, kurbağa bir çukura düşerler, e, etrafını bir seyirci topluluğu alır. Kurbağa arkadaşları, bakar ki iki tane arkadaşları şeye düşmüş, çukura düşmüşler. E, ve toplu, bizde de öyle ya, yapamazsın, edemezsin, yapamazsın, çıkamazsın, çıkamazsın diyor e, diye tezahüratta bulunuyorlar e, kurbağalar. Çukura düşen kurbağalardan bir tanesinin kulağı duymuyormuş, azmetmiş, azmetmiş, çıkmış. Di, e, diğeri de, diğeri kulağı duyan da e, çıkamazsın, çıkamazsın, çıkamazsın dedikleri için, ya biz zaten çıkamayız, çıkamayız diyorlar. Onlar dediklerine göre bildikleri bir şey vardır. O tehlikelerden dolayı, olumsuz tehlikelerden dolayı çıkamıyor ve e, çocuklar, e, yani arkadaşları, grubu arkadaşları, aa diyor bu çıktı, niye çıktı? Ya diyor bu sağırdı, sizi duymadı diyor. Evet. O yüzden gençler kişiliğini kazanmaları için, güçlü bir kişilik e, olmaları için bazen etrafı, etrafa karşı sağır olacaklar, duymayacaklar. Sine. Ee, buna bunu önem vermek durumundayız yani evet, Murat Bey verdiğiniz örnek son derece önemli kıymetli hocam şimdi e, biz de çeşitli tecrübeleri yaşadık geldik hayatınıza verdiğiniz olumsuz örneklerle karşılaştık. Çok şükür kulağımızda duyuyor, gözlerimizde görüyor ama verdiğiniz örnekteki gibi yapamazsın, edemezsin diyen dostlarımız, evet. arkadaşlarımızla karşılaştık. Onları karşı önce sağır olduk, kör evet. olduk. Onların söylediklerini umursamadık. Bir süre sonra zaten arkadaş çevremizden de çıkarttık. Başarıya ulaşmanın yollarından biri bu. Kişi önce kendisine güvenecek, Tabii. kendisine inanacak. Bu arada kişilikle ilgili vurgunuz da son derece önemlidir. Adınızın önünde istediğiniz herhangi bir sıfatı olabilir. ona evet. ulaşabilirsiniz ama kişilik yoksa sıfatların da bir önemi yoktur. Evet evet öyle. gayet önemli. Yani e, insanlar e, doğal olarak e, doğar, belli bir yere gelir, sonra fotokopi haline gelirler. Aha, evet. Hani fotokopi oluyor. O, fotokopi oluyor. Neden nasıl oluyor? Doğalız. E, sonra e, birilerini taklit ediyoruz davranışlarımızla, mimiklerimizle, jestlerimizle, konuşmalarımızla. Sonra bu ben miyim? Kimim ben? Yani burada hani aklımızı hı hı. E, başkasının e, ne yapıyoruz, kiraya veriyoruz aklımızı. Yani e, anahtar birilerin cebinde. Ya benim aklım yok mu? Düşünmüyor muyum? Yani evet. ta 100 yıllar önce ne demiş filozof? Düşünüyorum. O halde varım. Şimdi bizim buradaki sıkıntımız, gençliğimizin sıkıntısı. Daha önce de yaşadık. Ben bilmem diyor. Ben bilmem kim bilecek. Onun için hayat bir e, arabadır. Arabanın e, üzerinde, direksiyonunda biz biz varız. Evet. Direksiyonu istediğimiz yere çeviririz ama direksiyonu başkasına verirsek o zaman Ahmet Mehmet diye bir kişilik yok onun için öncelikle birinci şartımız bir kişiliğimiz var olmalı bu kişiliğimizde evet demeyi hı hı. geri gelirse hayır demeyi efendim ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum benim görüşüm şudur dememiz lazım. Bilmem ki, bilmem ki, bilmiyorum ki dersek o zaman birileri bir şey söyler yani. Aynen. <laughs> bu evde de öyle, <laughs> okulda da öyle, iş ortamında da öyle. Şimdi bu verdiğiniz örnekler tabii ki eğitim sistemik alanında, eğitim alanında son derece önemli. Ama e, şimdi eğitim bir bütün kıymetli hocam. Eğitim her şeyden etkileniyor. İşte az önce verdiğiniz bazen haberlerde de karşılaşıyoruz. Bazı olumsuz örnekler var. Bak işte okudu da ne oldu gibi. Evet. Yani eğitim sorununu konuşurken, Hı -hı. eğitim camiasını <laughs> konuşurken basın sektörü de, basın yayın sektörü de üzerine düşen yükün farkında olmalı. Tabii tabii. tabii. Yapılan haberlerle Kesinlikle. vesaire Hı -hı. yani reyting uğruna ya da evet. hani modern tabirle tıklama uğruna Hı -hı. yapılacak haberlerle bambaşka gençleri olumsuzluk aşılıyor olabilir medya dünyası. Bu evet. konuda hassasiyet sergilenmesi Hatsız. elzemdir. Anneler, babalar da aynı şekilde davranmalı. Nasıl? Hı hı. Ha, olumsuz haberi izletmeyeyim. Hayır, bahsettiğim o değil. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamayın. Evet. İki, i̇kime kuralı çok kötü. İkime yani e, mukayese evet. ve mükemmeliyetçilik. Hı hı. Mukayese ve mükemmeliyetçilik. Herkesi e, herkes bir değil. Herkesin yeteneği, kabiliyeti, istidadı farklı olduğundan dolayı evet. mükemmel olamayız e, ve mukayese de edemeyiz. Komşunun çocuğuyla, akrabanın çocuğuyla, şununla bununla mukayese edemeyiz ve kendimizle mukayese edemeyiz. Her, her dönemin, her her e, ortamın dinamizmi farklıydı, imkanları evet, farklıydı, ilgisi farklıydı, gücü farklıydı, sezgisi farklıydı. Dolayısıyla e, kişinin karakteri yapısı e, hangi yöne gidiyorsa... O yöne bakmak gerekir. Bazen bakın anneler babalar yanlış yapıyor. Ben de mesela yanlış yaptığım bir velio, bir baba olarak çocuklarıma illa bu bölümü okuyacaksın, illa bu bölümü tercih edeceksin diyorum dedim. Sonra çocuk belli bir yaşa geldi diyor ya ben hayatımı karartıyorsun baba. Niye? E benim istemediğim bölümü tercih ettirdin. Bakın eğitimcisin, işte yanlış yapıyorsun. O zaman ne yapacaksın? O zaman çocuğuna ya kızım oğlum özür dilerim. Hakikatin bilerek değil, seni düşünerek yaptım bu e, tercihi deyip de e, telafi etmeye yoluna gidilmeli. Hayata iki evet. iki şeyin çaresi bulunmaz. Bir yaşlılığın evet. yaşlılığa çare yok, bir de ölüme. Evet. Her şeye çare var. O yüzden Öyle. E, şey yapmamak lazım fazla da böyle dertlenip, kederlenip de güzel e, ömrümüzü, güzel hayatımızı zehir etmemek evet, lazım yani. Kesinlikle. Şimdi aslında Kıymet Hocam e, bu son cümlelerimiz eğitim hayatındaki öğrencilerimizi <laughs> verimi ve başarılı kılabilmek için neler yapabiliriz sorusunun da cevaplarını içeriyordu. E, onlara sürekli destek olacağız. Moralleri bozuksa morallerini yüksek tutmalarına evet. vesile olacağız. Başaracaklarına inandırmamız Tabii. lazım ki bu bir yalan değil aslında. <gülüyor> İnanan <laughs> <mesela. gülüyor> evet, evet. başarıyı oluşabilir. Tabii. Gençlerimize, çocuklarımıza bu güzel motive edici yaklaşımlarla davrandığımız zaman, onları böyle yönlendirdiğimiz zaman, başarı tabii ki eninde sonunda, önünde sonunda gelecektir. Ama peki başka neler yapabiliriz? Gençlerimizin özellikle eğitim çağındaki gençlerimizin verimini ve başarısını artırabilmek için başka neler yapılabilir? Yani öncelikle çevre faktörü de önemli. Çevrenin faktörü ee, veliler e, çocuklarını e, yani efendim belli yaşa geldi ya bunlar artık büyüdüler biz elimizi eteğimizi çekelim hı hı. dememeli anneler babalar özellikle babalar ya ne yapayım ben sabah erken gidiyorum akşama kadar koş 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 niçin koşturuyorum çocukların rızkı için koşturuyorum, koşturuyorum yoruyorum zaten ben ne yapayım şeklinde değil de evet. e, en azından en azından iki haftada bir en azından ayda bir e, veliler babalar anneler öğretmenleriyle, hocalarıyla görüşüp çocuğun grafiği nedir, derse karşı ilgisi nedir, devamsızlığı nedir? Bakın veliler bu konuda yanılıyorlar. Sabahlara, sabahları dışarı çıktığımızda, işe gittiğimizde ben de gözle gözlemliyorum böyle bir baba olarak. Evet. Bakıyorum ki kız çocuğu veya o erkek çocuğu apartmanların, e, sitelerin önünde sigara içiyorlar. Saat 8.30 9'da derse girecekleri yerde bazen soruyorum. Siz niye de, derse girmiyorsunuz gençler? E hocam biz bu dersi sevmiyoruz da, hocayı da sevmiyoruz da girmiyoruz. Ama veli bunu takip etmeli. Benim oğlum Ayda e, ne kadar devamsızlık yaptı? Ne oldu? Ne bitti? Bakın günümüzde ile işini gücünü bırakıp da gitmeye gerek yok. Danışmanı hocasının cep telefonunu alsın, hı hı. iletişim kursun. Yani zor bir şey hı. değil ki. Beş dakika, dakikalık bir iş. Bunu çok önemli. Yani burada bakın motor otokontroldür. Ben Tabii. E, polis okulunda derse giriyorum. Otokontrol var orada. Hı. Belli bir kural var. Belli bir zorunluluk var. Herkes aynı saatte aynı programı yapmak zorunda. Hı. Daha sonra ne oluyor? Hepsi bir, bir, bir bütünlük içerisinde başarılı bir şekilde görüyorlar Ama e, saldım Çayram, Mevlam Kayra dersek bu sefer olmuyor. olmuyor. Yani biz her şey yapıyoruz, yoruluyoruz, e, yemiyoruz, yedir yediriyoruz. Annelere diyor ki saçımızı süpürge ettim diyor senin için diyor bir sürü çanta taşıdım diyor bana bunu mu daha yapacaktın şeklinde serzenişlerde de bulunuyor anne babalar ama anne babalar çocuklarını kontrol derken yani ara ara böyle uzaktan gözetip ne yap yapıyorlar, ne diyorlar derlerse öğrenci de genç gençlerimiz de bunları incitmeden kırmadan. Ee, ne yapmak? Ee, onlar da kendilerini ona göre ayarlayacaklardır. Ee, bir de bir de e, bedava olan bir şey var. Nedir o? bedava olan şey çocuğu öpmek, çocuğumuzu öpmek, ha, çocuğumuza evet. sarılmak, değil çocuğumuza mi? sevgi göstermek. Sevgimizi Bunda efendim evet yani bu evet. enflasyona falan takılmıyor. Bunda bir zam yok. Bu dolara endeksli bir şey değil bu tür Hı -hı. şeyler. Bedava. Çocuğu sev, dokun. Beş dakika vakit ayır. Bunlar bedava şeyler. Bunları da yapalım. Yani baba içeri girdi somurtkan, anne de işte tuz yok, yağ yok, şeker yok deyip de dertle dertlenirse ne olur? Bu sefer bir çatışma oluşur. Evet. Onun için sevgimizi, ilgimizi verelim. Anne baba yaşıyorken, Hı. çocuğumuz sağlıklıyken bunları yapalım ki yarın bir gün işte kızımız, oğlumuz ya bir baba gelip de benim bana bir Sevgililer Günü deniliyor ya 14 Şubat'ta. Hı hı. Her şey işte Sevgililer hı hı. Günü çiçek alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Benim sevgililerim var. Kim sevgilim? Çocuklarım, öyle, eşim, öyle. annem, babam, kardeşlerim. Tabii. Alırım her birine birer çiçek. Şimdiden hı hı. alırım ki 14 e Şubat'ta pahalı olmasın. <gülüyor> 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 Önceden <gülüyor> <gülüyor> e Doğru hocam. depoya koyarım, Ondan stok yaparım. Her birine birer gül. Siz benim gülümsünüz. Çiçeğimsiniz derim. Ufak bir hediye alırım. Yani bu e bir güne sığdırılmaz sembolik bir şey evet. ama demek istediğim hatırlamak evet. değer vermek... Bak aklındaydı. Ufak bir çikolata gittiğimiz zaman alırız belki. Bunlar gönül yarım elma gönül alma. Yani burada çocuk büyürken Hı -hı. bir boşluk oluşmasın. Bu e, aynı zamanda bir güven verir e, çocuğa. Hı -hı. Çocuk da der ya evet babam annemin bir art niyeti yok. Beni seviyor ve nasıl seviyor? Karşılıksız seviyor. Karşılıksız aşk bizimki. Bizim hikayemiz böyle. Anne çocuk, anneler babalar ne zaman e, hü hürriyetlerini kısıtlar, çocuklar büyüdüğü zaman çocuklara uyar. Evet. Programları, kursları, dersleri, işleri, yaslatilleri, kampları, şu olur, bu olur. Tamam, ona göre e, hobilerimizden e, fedakarlık ederiz, gitmeyiz, gelmeyiz ve niçin? Yarınları daha aydınlık olması için, Aa. yarınların daha ümitli olması için. Kesinlikle. E, ayaklarını yere basan. Sağın nerede bir gençlik var dediği zaman sağına soluna bakmadan ben varım deme cesaretini bulan bir gençlik hani gençlik istiyorum ya bir gençlik istiyorum ya ama bunu bunu almak için ekmemiz lazım önce yani fırtına ekersek rüzgar ekersek pardon fırtına biçeriz yani Öyle. biz de sevgi tohumları ekeceğiz ümitli bir dünya görmek için ve evet. güzel günler dileyeceğiz yani bu pencereden bakarsak hayat bir yankıdır. ...bu yankı Murat Bey bize tekrar dönsün... ...baba ile oğul... ...bir dağın kenarından gider... ...çocuk bağırır hey der... ...bakar ki dağ tarafından bir ses gelir... ...hey... Hmm. ...nedendir o da neden diye bir ses duyar... Baba der kim bize böyle alay diyor... ...bu ne sesidir diyor çocuk babaya... ...baba diyor oğlum yaşam... ...bir akistir... ...biz ne yaparsak... aksini görürüz... ...karşılığını görürüz... ...o dağdaki ses senin sesin... Bağırırsa hey der sen hey diye bağır. Evet. Ses gelir. Onun için yaşamın bir akis olduğunu. Yarın öbür gün bugün yaptığımız bir doğrunun, bugün yaptığımız bir güzel davranışın bize tekrar dönüşü ne yapacaktır? Olumlu gelecektir. Yarın bugün yaptığımız yanlış hareketin, efendime, bir kızgınlığımızın evet. karşılığı faturası bize efendime söyleyeyim beş yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacaktır? farklı bir şekilde gelecektir. Kesinlikle. Allah Allah. Ben nereden yanlış yaptım Allah'ım? dememek için o yüzden adımlarımızı atmamız lazım. Yani anneler babalar eğitimci olmak olmayabilirler, bilmeyebilirler, okuma yazmaları olmayabilir, problem yaşamış olabilirler, iş dünyalarıyla barışık olmayabilirler ama ama bir göz yüzünden birçok gözler sevilir sözüyle çocuklarımızı bu şekilde vitrinimize koyarak onları bazen şımartmalı bazen evet. değerli güven vermeli, bazen göndermeli, iş yaptırmalı. Bazen uykusuz kalsınlar, bazen sokağa gitsinler, düşsünler, kalsınlar, çamurlara bürünsünler, gelsinler. İnsan olduğunu, çocuk olduğunu yaşasınlar. Evet. İşte kar yağdı, kış kış oldu, Kaysınlar, kadın adam yapsınlar, koşsunlar, sevinsinler. Hani 23 Nisan neşe doluyor insan diyor ya, aynı neşe dolalım. Yani bu e, tabii Öyle. şey yapma, ahvaha etmeye hiç gerek yok. E, bak bir bakıyoruz ki 8-9 çocuğa sahip bir ee, okuma yazması olmayan bir e, anneciğimiz, nineciğimiz ne nice çocuklar büyütmüşler. Yani subay olmuş, doktor olmuş, Nobel ödülü almış. Yani sonuç itibarıyla her şey mükemmeliyet dedik ya, çok mükemmel olmaya hiç gerek yok. Evet. Efendime söyleyeyim, mukayese etmeye hiç gerek yok. Su akar, yatağını bulur. Böyle düşünmek lazım diye ben fikrim bu yani Murat Bey. Çok haklısınız. Şimdi e, hazırsanız soru bombardımanı geliyor. Peş peşe 3-4 <laughs> soruyu bağlayıp size yönlendireceğim. Tabii. Çünkü e, sözlerinizden çıkartımlarım var, çıkarımlarım var. Bir, kıymetli hocam. <laughs> e, şimdi biz anne baba olarak, şimdi eğitim programları var. Farklı <laughs> televizyon kanallarında da, bazı basın yayın organlarında da eğitim programlarını evet, görüyoruz. Evet. Ve bu eğitim programlarında işte çocuk matematikte nasıl başarılı olur, fizikte nasıl başarılı olur, kimyada falan daha farklı bir şekilde hı hı. yaklaşmak lazım eğitim dünyasına. Ben şahsen bunu arzuluyorum. Bir de e, şu var. Eğitim evde başlar. Evde başlar da biz eğitim atlasında aslında daha çok evlatlarımız değil de anneleri, babaları hı hı. eğitmenin derdindeyiz. Çünkü anne baba hı. anne baba olmanın ne demek olduğunu tam kavrayabilirse, bir çocuk yetiştirmenin ne demek olduğunu tam olarak kavrayabilirse, çocuğun başarısızlığı karşısında vereceği tepkileri öfke kontrolünü sağlayabilirse hı hı. çok daha tabii, güzel olacak tabii, tabii. her şey. Şimdi kıymetli hocam bu kapsamda e, hazır geliyor sorular bir bir yerde dediniz ya işte çocuğumuza sevgimizi göstermek <laughs> bedava evet. Peki kıymetli hocam hayat pahalılığının <laughs> e, eğitime yansıması ne e, ikinci soru şu biz hani baba işte sabah köründe gidiyorum hı hı. çalışıyorum para kazanıyorum evet. anne de işte bütün gün evi temizliyorum yemek yapıyorum saçımı süpürge ettim bunlar çocuğa dönük ifadeler olunca biz farkında olmadan anne baba olarak çocuğumuza psikolojik baskı mı şiddet mi uyguluyoruz? Tabii şimdi e, burada e, güzel e, ifadeler sorular yani e, ne yapmak gerekiyor biz e, çocuğumuza tabii ki o e, şiddet orasında uyguluyoruz e, şeye farkında varmadan niye <laughs> ya ben senin için bunu yaptım senin için bunu yaptım senin için bunu yaptım bir bariyer e, koyarsak çocuk bu sefer e, özgürlük alanı kısıtlanmış oluyor. Ve, ve isyanı geçiyor evet. şey. Yapmasaydın bana ne gibi tepkilerle ya karşılık. yani kabiliyetlerimiz bu sefer körelicek. Acaba şöyle düşünün. Araba kullanıyoruz. Aynen. Yanımızda birisi oturmuş. Diyor ki yavaş git, hızlı git, yavaş git, hızlı git. Tamam da o zaman ben mi sürücüyüm, yanındaki mi? Ben ne yapıyorum? Kafamı, aklımı eee yanındakine vermek Aynen. durumunda kalıyorum. Tabii. Direksiyonu çocuğa verelim. Hakimiyeti ona verelim. Hı -hı. Yani böyle işte tabii ki anne babanın vazifesi birincil vazifesi ekonomi e, ekonomik yönden, güvenlik yönden, sosyal yönden, duygu yönünden e, şey yapmak, bunları telafi etmek görevimiz evet. bu. Bunlardan kaçınmak efendim mazeretlerini arkasına sığınmak olmaz. Anne baba o zaman bu yola çıkmasın. Yani ben anne babayım, anneyim. Anne bir şey diyor, baba bir şey diyor. O zaman anne babalar futbol maçını izlemiyorlar mı hayatında? Bunlar takım olmadan gol atabiliyor mu? Atamıyorlar. E o zaman anne babalar uyum sağlayacaklar. Hı hı. Tamam kişilik yapıları uymayabilir ama anne babalar bir araya gelecekler. Çocuk yetiştirirken biz bu kurallara dikkat edelim ve izah edelim o konuyu. anneyi kö anne babayı, baba anneyi kötülememeli. Kesinlikle. Ee, bir bütün içerisinde olacağız. Efendim sağlık yönünden, beslenme yönünden, alışkanlıkları yönümüzden e, hanımefendi aileden gördüğünü gelip şeyde uygulayamaz. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce gördüğünü. Beyefendi de öyle. şartlar değişti, tabii. hayat değişti. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız e, sağl sağlıklı, kaliteli, başarılı bir çocuk yetiştirebilmek. Duygularını Tarumar etmeden duygularını yıkmadan o zaman ne yapar? Kapısını kapatır. Efendim internete girer. Bu sefer bir duygu arayışı içerisine girer yani Bil bilmediğimiz böyle karanlık dehlizler içerisinde girer. Dikkatli bir, olmak tabii, lazım. Tabii çocuklara başkasına başka insanlara Allah muhafaza o kadar el bebek gül bebek yetiştirdiğimiz çocukları art niyetli insanlara neden şey yapalım? Neden e heba edelim? Yani e balta ne yapıyor? Ormanı kesiyor. Hı. Sorarlar baltaya e, niye kesiyorsun? Valla benim özüm de ormanlanır demiş. Yani biz kendi kendimizi eğer çocuğumuza bir şey oluyorsa bunun adresi efendim polis değil, Bunun adresi başka biri değil, öğretmen değil. İlk adres anne baba, ebeveyn dediğimiz Hı. kişiler, şahıslar. Evet. Yani efendim inatçıyım ben. <laughs> tamam dediğim dedik olmaz. Biz su gibi olacağız, esnek olacağız. Evet dediğimizde çocuklarımızın hatırına. Efendime söyleyeyim madem bu şeye kervana katıldık aile kervanla bu şekilde devam edeceğiz öyle kaçma, yağma, başıma aladı, dişim aladı bilmiyordum yanlış yaptım özür dilerim bazı bazı özürlerin de az önce dedim ama bazı özürlerin de e, telafisi de yok yani doğalgazın, elektriğin faturasının e, gecikme faturasını ödeyebiliyoruz ama e, yaşadığımız bazı olumsuzlukların da faturası nedir ödenmiyor onun için hakikaten mayınlı bir alan düşünün anne babaların. burada. ...hata riskimizi e, azaltalım. O zaman ne yapalım? Çok mükemmel olmayalım... E, ...çok da mukayese etmeyelim. Evet. Ve çocuğa biraz nefes aldıralım yani. E, saat gece akşam... E, ...7'de de değil de 8'de geldiyse... ...boğazına sıkıp sıkmayalım. Yani Niye geci, geciktiğini demeyelim. Toleransı ta, tanımak lazım. Hı hı. Şimdi e, buradan yola çıkarak... E, ...diğer sorunuza gelince... ...yani pandemi oldu... ...efendime söyleyeyim... E, ...tavuk aynı, e, horoz aynı... ...yumurta fiyatları arttı... 250 kuruş, 500 kuruş, 1 milyon yani ne oldu? Bunlar ayrıldı da pahalık mı oldu? <laughs> Tavukla yumurta e, artık bir araya gelemediği için mi pahalı oldu? Yani ya hakeze öyle, diğer ürünler öyle. E, şimdi e, baba, öyle. E, anne, kim çalışıyorsa, ev kim <laughs> idare ediyorsa... <laughs> ...tabii ki okul masraflarıydı, işte okulun ihtiyaçlarıydı vesaire. Bu sefer yük artacak. Artıyor tabii. E, bu da e, anne babaları böyle kara kara, derin derin düşürüp elimde bir e, şey... Fatura <laughs> yazayım şu ay buna fatura doğalgaz çocuğun masrafları O tam böyle toplantısı var deniliyor Hı. iyi gidelim çıkıyor yetkili işte efendim ne yapalım ya bizim bu temizlik e, malzemeleri lazım camda kırıldı bu camlı çocuklar e, için ne yapalım işte biraz e, sıkıntı var. Herkes e, pamukallerci cübe dediği zaman veli bu sefer şeye de gelmiyor korkusunda. Tabii tabii. <gülüyor> yani <laughs> <Toplantı gülüyor> okuluna gelmiyor az önce dedik ya veli e, gitsin gelsin ama acaba ne isteyecekler? bu sefer bu sıkıntı da çıkıyor onun için bakın e, parantez içerisinde belirteyim markete gider, gidip hı hı. çikolata alamayan ancak e, çikolatayı markette yiyen yani hırsızlık değil de orada çocuk çikolatayı açmış yemiş e, şeyini de e, kağıdını da bir yere saklamış bu şekilde yapan artık bu tür şeyleri de denk geliyoruz ben hayata, markete ama. markete gittim elimde araba var baktım bir e, çikolata kağıdı var e, oradaki görevli dedi beyefendi siz e, çikolata mı yediniz dedim yo e dedi burada çikolata kağıdı var dedim benim haberim yok ne oldu diye e, diğer görevli dedi ki e, bazı çocuklar geliyor orada çikolataları e, şey yiyor e, kamera var ama bazen yiyorlar ondan sonra kağıtlar bazen atıyorlar şeye Sepet atıyorlar vesaire Hı. görüyoruz. Yani demek istediğim ekonomik şartlar içerisinde e, bu konularda e, milliyetin Bakanlığı, devlet yetkilileri, öğrencilere, öğrencilere velilerine destek olmalı, ekonomik evet. anlamda destek evet. olmalı. Yani ben hatırlıyorum <laughs> çocukken okula gittiğimiz zaman bize süt verirlerdi, fındık Tabii. verirlerdi, ekmek verirlerdi. E şimdi süt pahalandı, ekmek pahalandı, fındık pahalandı. Ya ama güzel yani bu çocuklar, bu insanlar bizim insanlarımız. Sonuç itibariyle bir kalem üretip. Bu ikinci dönem başlıyor. Çocuklarımız efendim görüyorum yolda anne sırtlamış çantayı, hı hı. çocuk gidiyor elinde bir poça, çocuk yiyor öyle o şekilde doğru okula. Hani bunun sütü, hani balı, hani yağı yani. ne oldu? Çocuk kafa gitmiyor ki yani bir çikolatayla olacak iş değil ki. O yüzden buna da biraz kafa yormamız lazım efendim yani bu önemli yani ekonomik şartları hı hı. desteklemeliyiz. Yani insanı yaşat evet. ki... ...devlet yaşaya sözünü söyle, söyleniyor. Ama bunu uygulamaya da geçirmek gerekir. Yani burada Kesinlikle. velilere... ...şey yapmayalım, velilere çok yüklenmeyelim. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda... ...üç tane çocuk var, dört tane çocuk var. Üç çocuk yapalım, yapalım da... E, ...bunun masrafını kim karşılayacak? Yapalım, tamam yaptık. Çocuk, çocuk masraf. Çocuk güzel. Bir çocuk Beş kokusu, olsun, 10 tane kokusu. olsun, on tane olsun çoğalmak güzel. şey Evlat kokusu belki e, tabii. dünyadaki en güzel çok güzel biri ama... Şimdi evet maddi boyuta gelince tabii orada kara kara düşününce bu sefer annenin babanın e, sıkıntısı, psikolojisi ...çocuğa da yansıyor. Yansıyınca da e, ne bakın yine ben öğrencilik e, 85'li yıllardan 86'lı yıllarında öğretmenlik yaparken yaşadığım ekonomik problem. Sınıfa girdim. Derslere giriyorum. Bir öğrencim var 5 beş, e, sınıfta Halil diye bir öğrenci var. Diyorum ki arkadaşlar her akşam Beş sayfalık yazı yazacaksınız geleceksiniz. Ödev veriyorum. Hmm. Öğrenci geliyor Halil geliyor Halil çalışkan öğrenci. Beş sayfa yazmamış iki sayfa yazıyor bir sayfa yazıyor. Cık. Ya arkadaş herkes 5 sayfa yazıyor sen niye iki sayfa yazıyorsun üç sayfa yazıyorsun bir öyle iki öyle. En son dedi ki hocam dedi babam diyor ki fazla yazı yazma diyor. Neden oğlum ya. çok yazı yazarsan çok sayfa gider çok sayfa gidersen biz defter alamayız diğer kardeşlerine defter alamayız. Ya. şeklinde yıl 1985 86 ya. E, bugün aynı şeyi yaşamayalım yani yaşarsak e, yazık olur, günah olur yani. Yani Siz derler de. ya dokunmayın çiçeklere yazık olur emeklere. Bu çocuklar çiçektir. Bunları evet. e, ekonomiyle, problemlerle lütfen e, şey yapmayalım. Biz 50 yaşında, 40 yaşında, 55 yaşında insanlarız. Belki hayatın rüzgarlarını, dağlarını, nehirlerini, ovalarını gezdik. Sıkıntılar yazdık, yaşadık, mağduriyetleri yaşa yaptık. Zorluklar gördük ama bu ço çocuklarımız da aynı zorluklar yaşayıp da Tarumar olmasınlar yani haklısınız Kıymet hocam dedim ya yani eğitim dünyasına bir projeksiyon tutacak olursak işte çocuklar matematikte nasıl başarılı olur fizikte nasıl bu, bu değil bu değil eğitime bakış bu olmamalı tabi İşte hayatın gerçeklerini e, ne yapıyoruz sizinle de konuşuyoruz evet. ve bunlar çözümlenmeli ki tabi önümüzde Tabii. olası en ufak bir çakıl taşı dahi varsa bunu Hı -hı. kaldırmamız lazım ki tabi çocuklarımız başarılı yola ulaşabilsinler. Yaşanmışlıklar bunlar ve hala yaşanıyor e, evet, biliyoruz. E, evet. görüyoruz. Hayat bağlalığının eğitimi etkilediğini de Tabii, görüyoruz. Tabii e, ki etkilemez olur mu? E, verdiğiniz örnek son derece çarpıcıydı. Şimdi bu alanda şuna e, dönebiliriz. Yani bir ailenin içerisinde mutluluk varsa, maddi manevi aile sıkıntının içerisinde ise e, bu durumda çocuğun başarı grafiğini yakalaması mümkün mü? Mümkünse ne kadar? Evet yani konuşulup tartışılması gereken ee, şey şimdi e, bakın burada e, ekonomi şartların orta olması en azından yani evet. böyle kendi kendimizi idame edebilme Hı -hı. E, öğrencilerimizin bu olmalı dediğim gibi e, mutlu bir aile mutlu bir yuva mutlu bir gençlik için bir sevgi olması gerekiyor evet. e, adamın birisi ya dışarı çıkar apartmanın dışına çıkar e, bakar ki üç tane üç tane ihtiyar Der, e, siz kimsiniz, neyi bekliyorsunuz? Biri der ki benim adım sevgi yaşlı adam birisi. Biri der ki benim adım zenginlik. Diğerin adı de, diğerleri de der ki benim adım başarı. Evet. Biz e, size gelmek istiyoruz ama üç kişiden bir kişi gelsin. E, evin babası der ki gideyim eve hanıma çocuklara sorayım. E, bizim eve kim gelsin? Sevgi mi gelsin? Zenginlik mi gelsin? Başarı mı gelsin? Konuşuyorlar, tartışıyorlar. En son e, diyorlar ki biri diyor zenginlik gelsin ve bir başarı gelsin diyor, bir diyor sevgi gelsin diyor. Ee, en son e, sevgi de karar kılıyorlar. Diyor ki adı sevgi olan eve gelsin. Efendim diyor ben tek gelemem diyor. Neden gelemesin? Efendim sevgi gelir sevgi varsa bir yerde başarı da olur, zenginlik de olur. O yüzden sevgi eşittir zenginlik, Hı. sevgi eşittir başarı. Mutlu Hı. olma bir yuvanın temelinde sevgi. Ama nasıl sevgi? Doğal bir sevgi. Yapay Kesinlikle. bir sevgi değil. Babam bana kızıyor diye ben işte iyiymiş gibi, çalışıyormuş gibi yapmayayım ya da başka bir nedenlerden Aynen. dolayı. Sevgi. Sevgi öyle bir değildir ki onu, sevgiyi sağırlar bile duyar. Aynen. O derece bir etkileyici bir sihir. O yüzden sevgi olduğumu bir yerde başarı da beraberinde gelir. Zenginlik de beraberinde gelir. Mutlu bir ay öyle tablosu çizeriz. E, faturalarımız ee, biraz düşük gelirse, şartlarımız biraz daha e, iyi olursa, ondan sonra ne olur? Daha da yüzümüz güleriz, sıcak yuvamızda, e, beraber kedimizle, kestanemizle, sovada pişen kestaneyle beraber, böyle güzel güzel çorbamızla beraber, efendime söyleyeyim, ne yaparız? Mutlu bir şekilde hayatımızı idame ederiz. Haklısınız. Ee, kestane kültürü hayatımızda var. Kestanenin elimizi yakmasına alışkındık. Şu an farklı bir şekilde elimizi yakıyor kestane ama bunlar hayatın gerçekleri kıymetli hocam. Tabii tabii. Şimdi tabii. bir çocuk eğitimde başarılı olması için ne varsa yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Peki Kesinlikle. çocuğun başarısını çocuk sadece bir yarış atı değil ki. Değil. Hadi çocuk çalıştı sınavlarını çalıştı, ee, her şeyi bir kenara bıraktı. Ama işte yuva, yuva evet, mutlu tabii, olacak tabii, ki. Tabii. tabii Peki tabii. yuva dediğimiz aile dediğimiz nedir? Toplumların en küçük temel evet. yapı taşı. Kesinlikle. İşte buralara. Yani. Ee, mutluluk yayacağız ki tabii. toplumun geneli mutlu olsun, evet. bir millet mutlu olsun evet. ve yarınlarına umutla baksın. Ben hep Mehmet Akif Ersoy Allah rahmet eylesin, mekanı yani cennet olsun. Ondan atıfta bulunurum. Onun İstiklal Marşı'nda kullandığı ifadeler son derece çarpıcı ve şu sözü akıllardan çıkıyor bazen. Sönmeden yurdumun üstünde tüten evet. en sonucak İşte o ocak aile. Tabii tabii kesinlikle. Aile mutlu olacak. Kesinlikle. Aile ekonomik sıkıntılarla boğuşmayacak e, tabii, ki tabii, tabii. çocuk da başarılı tabii. olsun, evet, toplum evet. mutlu olsun, Hı -hı. yarınları umutla bakalım. Tabii. Bunları sağlamak önemlidir kıymetli hocam. Kesinlikle. Yine diyorum sadece işte pizza piramit bilmem ne işte başka ülkelerde eğitim sistem. Hayır bu ka bu kadar sığ yaklaşamayız yok, eğitime yok, yok. yaklaştığımız evet. zaman da çözüme ulaşamıyoruz. Kesinlikle zaten. kesinlikle. Ee, yazık oluyor emeklere, eee çabalara, gayretlere. Onun için e, şey yapmak gerekiyor. Yani böyle e, bir hedef belirlemek gerekiyor. Evet. Bu hedef e, içerisinde e, yürümek gerekiyor. Tabi burada e, anne, baba, çocuklar ve yöneticiler bunların da ne yapması gerekiyor? Bunların da fedakarlık yaparak e, evet. bir e, çaba göstermeleri gerekiyor. Zaten eğitim, öğretim dediğimiz kaç ay ki? Yıl 12 ay değil mi? 12 ay, 8-9 ay. Zaten yağmur yağdı, tatil. Kar yağdı, tatil. Korona geldi, tatil. ya Topla topla elde ne var ki yani Allah aşkına? Bunu da iyi geçirelim yani o evet. e, Çocuklarımıza e, bir gıda e, ikramında bulunalım okulda. Efendime, suistimal etmeden efendime söyleyeyim, imkanlarımızı biraz şey yapalım, e, e, arttıralım. Yani bu konuda e, eğitim, eğer geleceğimizin daha güçlü olmasını istiyorsak, daha müreffeh, daha aydınlık olmasını istiyorsak eğitime yatırım yapalım. E, eğitim nedir? Eğitim zaman içerisinde e, ortaya çıkabilecek bir üründür. Dolayısıyla ee, bu önemli. Şimdi bir kavak ağacını düşünün. Kavak ağacı 10 yılda 20 yılda yetişiyor biliyorsunuz. Ee, bir de kabak ağacı var. Fili, kabak ağacı böyle uzun hmm. filizleri var. Ağaçlara sarılarak giden. Şimdi e, kavak ağacı e, var. Bir de kavak ağacına sarılan e, kabak ağacı filizleri yukarıya çıkıyor. E, kabak ağacı diyor ki kavak ağacına ya diyor siz kaç yıldır buradasınız? Ya diyor ben valla bu hale gelmek için, aşamaya gelmek için 10 yılım geçti diyor. 15 yılım geçti diyor. Ya diyor ben 6 ay içerisinde kabak kabak filizi diyor ki ben 6 ay içerisinde senin boyuna geldim diyor. Olabilir diyor. Kar geliyor. Yağmurlar yağıyor. Bakıyorsun o kabak o a, 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 şey filizi evet. yavaş yavaş dökülmeye, yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Kabak ağacı diyor ne oldu? Ya diyor 6 aylık ömür bu kadardı bitti diyor. Ama sizinki 10 yıl, 20 yıl. İşte eğitim 10 yılla, 20 yılla Ürün verebilecek ve şaketli ama ürünü, bereketi, feyizi güzel olan bir uğraştır. Onun için kişi, eğitim, yatırımdır. Bu yatırımın geleceği de karşılığında ne olacaktır? ...sabırla zaman içerisinde anlayacaktır. Kesinlikle. Kıymet Hocam... E, ...programımızın büyük bir bölümünü... ...keyifli bir sohbette geçirdik. Umarım bu sohbet ufuk açıcı olmuştur. izleyicilerimiz içerisinde... ...içinde ve sorgulama... ...yeteneğini evet, beraberinde evet, getirir... Evet. ...umarım bazı insanlarımıza. E, şimdi eğitimde başarının çözümü... ...nedir konularına farklı bir bakış açısı... ...getirmeye evet. çalıştık. Geride bıraktığımız... Evet. ...dakikalarda yaklaşık son 7 dakikalık... ...bir dilimin içerisindeyiz. Eee... Var mı eğitimde başarının çözümüne dair başka ver, e, sözleriniz? Ve bir tabii program başında da söyledim 30 yıllık bir eğitimcisiniz <laughs> evet. Allah sizden razı olsun. Sizinize, sağ olun. Eğitimde uygulanabilir bir yönteminiz var mıdır? Öneriniz var mıdır? Bunları tabii da tabii var. Size. E, i̇lk yönetim okulunda hocalık yaptım. E, Ortaokul lisede hocalık yaptım. Evet. Üniversitede yaptım. Yani eğitim her, her ya kademesinde Her kademesinde yaptım. Bir de güvenlik kurumlarındaki e, kurumlarında da eğitim yaptığım için... Hı -hı. E, modelim şu. Güç, güçlü e, eğitim, şey güçlü öğretmen, evet. güçlü eğitim. Aynen. Eğer öğretmen o sınıfta güçlüyse, evet. imkanları güçlüyse, maaşı yüksekse, donanımı yüksekse, efendime söyleyeyim, sorgulanmıyorsa Hı. müdür tarafından, veli tarafından çapraz sorguya alınmıyorsa <laughs> e, rahat bir <laughs> şekilde gidip e, istediği kuralı koyup <laughs> efendim şunu şunu yapacaksınız. <laughs> çalışmanızı bu şekilde bitireceksiniz. Ödevini ödevini yapmayan çalışmana çalışmalarına yapmayana bir uygulama koyacaksa koyacak. Efendim eğitimi sırtlayacak ve bu işi efendim gönüllü yapan, e, gayret gösteren öğretmenler takdir alırsa arkasında müdürün yetkililerin olduğunu bilen bir öğretmen bütün evet. gücüyle ne yapar? Eğitime odaklanır. Ek dersleri yapar. Belli bir başarıyı yakalama şansı olur. Bu Kesinlikle. burada yani güçlü öğretmen güçlü eğitim hı hı. benim modelim bu öğretmeni hem maddi yönden evet. hem manevi yönden, yönden desteklemeli buna sahip çıkma, çıkmalıyız. Kesinlikle. Efendim öğretmen e, öğrenciye veliye mi soralım e, öğrenciyi geçirelim mi geçirmeyelim mi? Ya arkadaş onu öğretmen karar versin veli öğre, eğitimci değil ki hı hı. ya da e, öğrenci kurallara uymadığı zaman bir müeyyide uygulanmalı öğrenciye haddini bilmeli yani. Bu hat derken cezalandırmak, tokat atmak anlamında değil. demiyorum yani. Ee, bunu efendim müdür nedir? Müdür yardımcısı nedir? Şu nedir? Bu nedir? Denilirse sınıfta eğer e, bir disiplin sağlanamıyorsa öğrenci e, internetine bakar. Öğrenci camdan bakar. Öğrenci şarkı söyler, türkü söyler. Gelmez de yani. Kılık kıyafeti e, şey yapar. E, dağınık olur. Yani öğretmenin görevi öğrencinin kılık kıyafetiyle uğraşmak, susun arkadaşlar demek değil. Bilgimizi Yıllarca kazandığımız bilgiyi karşı tarafa mesaj olarak verelim. Bunun için güçlü e, öğretmen modeli ve hmm. güçlü eğitim e, modeli olmalı diye düşünüyorum. Benim fikrim budur. Eğer bu uygulanırsa Türkiye'mizde e, öğretmen arkasında durulursa çalı kuşuları yetişir. Yeni yeni evet, çalı kuşu. kuşu. Reşat Nuri Güntekin'in romanı var, çalı kuşu en popüler roman. Evet. Burada Feride İstanbul'u bırakır, İstanbul'daki zenginliği bırakır, zengin bir aile çocuğu olmasına rağmen gider Anadolu'da gider yoksul bir köy evinde efendim sıra yok, odun yok, ateşi yok. Hükümet Kadını diye bir film var. Onu izlesinler. Anadolu insanları ne olduğunu bilirler. işte çalıp Aynen. şey olurlar. Olur. Yoksa öğretmen ne yapsın garibim? Oradan tenkit, buradan tenkit. Acaba bana nedir? Derlerse o zaman ne yapar öğretmen? Yani iyi bir ifade değil ama salla başı. Al maaşı konumuna getirmesinler. Abi. E, e, bunu evet. e, o kadar, Bu kadar milli eğitim müfettişlerimiz var. Bu kadar yöneticilerimiz var. Allah rızası için e, güçlü e, öğretmen modeli, Hı -hı. güçlü eğitim olursa efendim sıra yoktu, kalabalıktı, şu uydu, Suriyeliler geldi, bu geldi, ne yapalım Keşme, keş Bu bahaneleri e, geçmek lazım. Sonuç duvarıyla e, evet. öğretmen gelecek zaten anlatacağı iki saatlik bir ders veya dört saatlik bir ders bunu da verimli bir şekilde verir. Ödevini öğrenci yapar ve Başarının yolu nedir? Başarının yolu tekrar eğitim tekrardır. Eğer bakın üç tane başarı, iktidar cesaretli olursa hı hı. iktidara ne yapar? Devam eder. Evet. E, tüccar e, ticaretini aksiyonlu bir şekilde yaparsa ticaretine devam eder. Öğrenci eğitim hayatında da tekrar olursa başarı elde edilir. Bu kadar. Başka bir şey yok yani zor bir şey yok. Tekrar iyidir. 180 defa defada olsa bile demiş Arap atasözü tekrar iyidir. Tek çözüm eğitimde çözüm tekrar öğretmen de ne yapacaktır? Öğretmen yol gösteren, yöntem gösteren e, bir e, rehberdir. Evet. Öğretmenin de kafasının, gönlünün e, berrak olması gerekiyor. İşte Hı. geçim de veli bana ne diyecek? Öğretmen, müdür ne diyecek? Benim evet. sürgünümü ederler. Böyle derlerse çalı kuşular falan yetişmez yani. Kusura bakmasınlar eğri oturup diyor doğru konuşmak gerekir. Yani bir şey söylerken hepimiz ya efendim, doğru doğru o çok güzel. Bu müthiş gidiyor. O hayat iyi. Yani o zaman yalancı duruma düşürüz ya. Eğitimci adam yalan söyle söylemez. Yani ben arkadaşlar yalan söylemeyelim, güvenli olalım e, diyoruz ama bunu e, ekran karşısında da ortamımızda da rahatlıkla söyleyelim yani. Bu birilerini kötülemek, birilerini değil, yermek değil, 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 değil yani. Değil. Bizim amacımız resim ortaya koymak. Evet. Ya bunu bilmiyorlar mı yetkililer? Biliyorlar ama sahada olan bir e, kişi olarak ne yapmamız gerekiyor? Bunları da söyleyelim ki efendim böyle oturup daha farklı bir e, işlemi yapsınlar yani. Evet. E, yoksa medyaya yansıdı bir olay, Efendim gazeteye yansıdı hemen müfettiş gönderelim değil evet. yani. Burada bir şey olmadan... Ne yapmamız gerekiyor? Tedbirimizi almamız gerekiyor diye düşünüyorum Murat Bey. Kıymetli Hocam son bir dakikam ee, ama şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim. Siz güzel ülkemizin farklı noktalarında görev yaptınız. Evet. Ee, özetle e, kısaca bir dakikaya sığdıracak şekilde anlatmanızı rica edeceğim. Bölgeler arası fırsat eşitliği var mı? Efendim bu bölgeler arası e, Türkiye'miz 7 bölge. E, Karadeniz'de de, Ege'de de, Akdeniz'de de, Doğu'da da, Batı'da da zaman evet. zaman e, fiziki, coğrafi şartlardan kaynaklı, art niyetle değil ama fiziki coğrafi şartlardan kaynaklı hı hı. zaman zaman e, imkansızlıklar var. Bir e, kısım bölgenin efendim imkanları daha da e, gelişmiş diğer e, kısım bölgelerinki zayıf var, yok değil. Ama hı hı. bunu ne yapmak gerekiyor? Fırsat eşitliği için Yine iş yetkililere, deloitte yetkililere düşüyor. Bu e, istatistikleri, bu e, levhaları, bu tabloları, sıkıntılı tabloları gidermek için çaba göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki var, yok değil yani. Evet. Kıymet hocam çok teşekkür ederim. 30 yıllık bir eğitimci, bir bilgi birikimi, bir hazine. Ve tabii ki sorunları tespit edip sorunları çözüm yolları da önerebilecek bir e, hazinesiniz. Evet, sağ, olun. sağ olun, var olun. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Topdemir hocam, keyifli bir sohbetimiz ee, evet, var. Bir artık. cümle e, müsaade eder e, Mehmet Akif'ten bahsettiniz. Evet. E, bu e, konuşmalarımızı özetleyen bir cümle söyleyeyim Akif'in ifadesiyle: Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bunu da üzerine bir söz söylemek yakışmaz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür Efendim. ederim, sağ olun eksik olmayın. Efendim eğitim haftasının sonuna geldik. Farklı bir bakış açısıyla eğitimimiz ve yaşadığımız sorunları dile getirmeye gayret ettik. Kıymetli konuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir eğitim haftasında görüşünceye kadar esen kalın, Allah'a emanet kalın.